arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün AliExpress'ten gelen paketlerin toplu açılımıyla karşınızdayız. Bugün gelen ürünler gördüğünüz gibi üstünde zaten kaç güne geldikleri yazıyor. Üçlü de takip Scarborough'a geldi ama bu ikisi Çin Post'la, bu Sanyu şirketiyle geldi. Çin Post 16, biri 27, biri 37 günde geldi. Yani Çin Post ya da Sanyu olması değişiyor yani. Hiçbir kargo şirketine göre bağlı olmuyor. Hemen ürünlerimizi açalım. Gördüğünüz gibi üstünde Kitchen Tool yazıyor. Şu an hani ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım hemen. Üstünde 0.08 cent olarak da bir fiyat yazmışlar. Ne olduğunu açıp bakacağız. Evet arkadaşlar, paketin içinden başka hiçbir şey çıkmadı. Satıcı bir pakete koysaydı iyiydi yani. Arkadaşlar şöyle bir yakından göstereyim ürünü. Gördüğünüz gibi şu uç tarafında biraz sivrilik var. Bu sayede portakal kesmeye yarıyor. Elinize şöyle koyduğunuzda gayet bir güzel şekilde kesiyor. Bunun nasıl kestiğini de videonun sonuna yapacağım. Şu anlık bu dursun. Diğer paketlerimizi açalım. Ondan sonra tekrar bakacağız. Bu arada fiyatından da bahsetmek gerekirse 12 centlik bir fiyatı vardı. Şu anki fiyatı 24 cent olmuş. Bakacağız nasıl kesiyor. İyi, nasıl yani şey olarak iyi mi, işe yarar mı göreceğiz. Arkadaşlar şimdiki ürünümüz jetonla aldığımız çok ucuza geldi. Tam olarak ben de ne işe yaradığını bilmiyorum. Tamına 16 günde geldi. Hızlı bir kargo oldu. 1.39 cent gibi bir fiyatı vardı. Bana sadece 39 cent'e geldi bir dolarlık jetonla birlikte. 40-60 boyutları varmış burada gördüğünüz gibi. Ondan sonra herhalde bu ütü yaparken bir şeyin yanmaması için falan o işe yarıyor. Ben de tam bilmediğim için aldım o zaman. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle bir boyutta. Üstü şöyle telli, yani bu sinekliklerin şeyini andırıyor. Onun gibi bir şey. Herhalde bu şey yapmasını falan sağlıyor işte. 40-60 bir boyutu var. Ne şeydi tam ben de bilmiyorum. Almıştım zamanında. Hızlı bir kargo oldu. Onu söyleyeyim. Diğer ürünümüzde yüzük. Ama biraz farklı bir yüzük. Şimdi nasıl olduğunu göreceksiniz. Sanyu şirketiyle geldi demiştim. 37 günde geldi. Satıcı şöyle bir pakette göndermiş gördüğünüz gibi. Hemen bir tanesini açalım, göstereyim. Üstünde bazı kodlar, bir şeyler yazıp duruyor. Fiyatı bu arada 59 centti. Şu anki fiyatı da 59 cent. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle yakına getireyim. Şu uç tarafı biraz sivri, böyle elinizi şey yaptığınızda batıyor yani, acıtma şeyi var. Böyle bir yüzük. Şöyle gördüğünüz gibi hani bir kahveye falan giderken muşta niyetine kullanabilirsiniz. Hem de şöyle şık duruyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Ben 3 tane aldım. 3'ünü de aynı renk almıştım o zaman. 59-60 cent olarak şeyleri var. O da renklerine göre değişiyor. Yine bakar alırsınız ona göre. Parmağıma tam uydu gördüğünüz gibi. Şu biraz sıkar. Buna tam uydu. Yani güzel bir ürün. Ben beğendim. Ucu bayağı sivri. Bir yere vurdunuz mu %100 acıtır yani. Şöyle bile yaptığınızda acıttığına göre muşta niyetine kullanırsınız yani. 3 tane aldığım için diğerlerini açmıyorum. Zaten 3'ü de aynı. Zaten kırılma falan bir şey olsa gözükürdü. O yüzden şey yapmıyor, açmayacağım. Şimdi ilk aldığım ürünü test etmeye geldi sırası. Şimdi onu alalım. Öncelikle orada direkt portakal kesici olarak gösteriliyordu ama bakalım biz. Başlayıp elmayla ve mandalina ile devam edeceğiz. Hemen gördüğünüz şu ucundan dolayı şöyle parmağınızı aldığınızda kesmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle orayı zaten bir kesti. Ben çok fazla kesemedim. Buralar gördüğünüz gibi direkt çıktı. Bu sayede böyle bütün her yerine yaparak direkt kabuğunu soyuyorsunuz. Bu sayede bitiyor. Yani gördüğünüz gibi tek bir vuruşla şöyle çizdiğinizde gayet güzel bir şekilde kesiyor. Sonra da elinizi temizliyorsunuz. Zaten küçük bir alet olduğu için direkt hem cüzdanı bilirsiniz, yanınıza taşırsınız. Şurada 2 saniyede şu kadarını soyduk yani, gerisini de elle soyabilirsiniz.
Böyle bir ürün. Portakal da oldu. Bir de elma da deneyelim. Elmamızı da şöyle yapalım. Daha bu portakal soyunca elmayı nasıl keseceğiz orası da ayrı bir şey. Hani burası üst tarafında böyle gibi kabı olmadığı için çıkmadı bunu pek fazla. Hani gelsin sonra bastırmak falan gerekir. Elma için işe yaramadı. Bir de mandalina için deneyelim ve videomuzu bitirelim. Zaten mandalinayı elle de soyarız ama şöyle bir şey yaptığımızda gördüğünüz gibi direkt orta tarafta açıldı. Böyle kabuklu şeyleri gayet güzel bir şekilde soyabilirsiniz. Gayet güzel bir ürün. Tavsiye ederim. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Diğer videolarıma bakmayı unutmayın. Yorum atın, elimizden geldiğince cevaplayacağız. Hoşçakalın.